Herkese merhabalar. 7. sınıf fen yazılımıza hazır mıyız Tonguç evladım benim? Hazır değilim hocam. Harikasın. Zaten senle beraber muhteşem bir şekilde hazırlanacağız. İkinci dönem birinci yazılımıza müthiş bir hazırlık yapacağız. Bugün ne yapacağız peki? Ünitelerimizi tekrar edeceğiz. 7. sınıf ikinci dönem birinci yazılda ...Fen'de 4 ve 5. ünitelerden sorumluyuz. 5. ünitenin de tamamını da bitirmedik. Bunu da onu söylemek istiyorum. Dolayısıyla 4 ve 5. üniteyi... ...tam manasıyla bir hızlı bir şekilde... ...özetlerle tekrar edeceğiz. Saf madde ve karışımlar, saf maddeler karışımlara bir bakacağız. Aynı zamanda ardından... ...ardından evsel atık ve geri dönüşüm... ...ardından ışığın madde etkileşimi ...yani ışığın soğurulması... ...aynalar ışığın yansıması... ...aynı zamanda çukur ayna, tümsek ayna... ...ve bunları yaptıktan sonra da ...süper yazılı sorularımızla beraber olacağız. Ve buradaki soruları da tamamladıktan sonra artık yazılıya hazırlanmış olacağız. Dolayısıyla bugün yapacağımız taktik şu. İlk başta hızlı, süper hızlı konu özetleri. Ardından süper özellikli ve tam sınavda çıkabilecek ayarda süper sorular çözeceğiz. Ve yazılıya harika hazırlanmış olacağız. Hadi bakalım o zaman hazırsan Tonguç Evladım benim başlayalım. sana öncesinde şunu söylemek istiyorum. Yazılı notları olan arkadaşlarımız sayfa nereden çalışacak onları hatırlatmak istiyorum. İkinci dönem yazılı notları olan arkadaşlarımız sayfa 40'tan başlayacaklar. Burada hemen göstereyim sana Tonguç evladım benim. Burada sayfa 40'tan başlayacaklar. Burada saf madde ve karışımlar, burada kavramlar ve formüller var. Ardından burada özetlerimizi okuyacaklar. Buradan yazılı da çıkar, buradan soru gelir. Özelliklerini lütfen bakın, çok iyi bakın buraya. Aynı zamanda buradaki kavramlar ve formülleri tekrar tekrar edelim ve sonrasında ışıkla alakalı ve en sonunda da burada gördüğün gibi Tonguç Evren benim kazanım listemiz var. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın hocalarımıza yani öğretmenlerimize buralardan soru sormalısınız işte buralardan soru soracaksınız gibi tavsiyeleri var ve bu tavsiyelere göre biz bunu anladık mı? Anladıysak evet anladım, evet anladım, evet anladım diye lütfen tıklayıp son yazılıyı çalışmayı tamamlamış olalım diyoruz ve sonrasında tabii ki bu yazılı videosuyla da harika notlar alacağız diyoruz. Bir tane daha notum var. O da dinamo fenolün arkadaşlarımız da nereden çalışacaklar? Özellikle burada yazılıya hazırlık kısımlarımız var. Onları hemen göstermek istiyorum. Dinamo Fen olan arkadaşlarımız burada sayfa 108 ve 109'da yazılıya hazırlanalım. 8 kısmı var. Bunu mutlaka yapalım. Ardından, ardından böyle birçok bir var aslında yazılı hazırlık kısmı. Saf modellerle alakalı sayfa 118, 119 ve ardından da, ardından da karışımlarla alakalı da sayfa 132, 133 var ve 138, 139 var ve bu ünite bitiyor. Dördüncü ünitenin bütün yazılı hazırlık kısımlarını bitirmiş oluyorsunuz. Ardından burada da 146, 147 de yine ışıkla alakalı yazılı hazırlık kısımları var. Lütfen bunları da tamamlayalım ve yazıldan süper notları hedefleyelim. O zaman hemen fazla uzun atmadan dersimize başlayalım ve bugün 4 ve 5. üniteyi hızlı tekrar ardından bir de bu arada YouTube'un özelliğinden dolayı biliyorsunuz aşağıda kaydırmalı liste var. Yani zaman kodlarına göre gidebilirsiniz. İsterseniz hemen sorulara geçebilirsiniz şu anda. Veya işte hemen ışık ko ünitesinin e, konu özetine geçebilirsiniz veya ışığın sorularına geçebilirsiniz. Onların hepsine zaman kodlarını koyacağız. Merak etmeyin. Tak 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 hiç zaman kaybetmeden bu dersi işleyebileceksiniz. Hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım. Bir kere atomla başlıyoruz sonuç Atom... olarak atom nedir evladım benim? Meyve suyu hocam. Harikasın. Sana göre bir meyve suyu olabilir ama bizim için evladım benim atom maddenin en küçük yapı taşıdır ve atomun aslında bir hikayesi var. Dalton'la başlamış. Ardından Thomson gelmiş. Ardından Rutherford gelmiş. Ardından Bohr gelmiş ve ardından da bir sürü bilim insanının bir araya gelerek oluşturdukları bir modern atom teorisi gelmiş. Ve bunlara baktığımız zaman atomun aslında bir taneciklerden oluşan, altında bazı taneciklerin olduğu bir yapıda olduğunu görüyoruz. Bu tanecikler neydi? Mutlaka mutlaka çok iyi bileceğiz. Buna biz elektron diyorduk. Elektron taneciği ve eksi yüklüydü unutmayalım ve atomun merkezinde olan proton taneciğimiz vardı proton taneciğimiz artı yüklüdü unutmayalım. Ve atomun yine merkezinde yani çekirdeğinde bulunan nötron taneciği vardı. Hemen hızlı hatırlatıyorum merak etme. Bu da atomun çekirdeği Bak atomun çekirdeği burası etrafındaki yörüngelerde bu eksi yükler yani elektronları barındırıyor. O zaman atomun üç tane taneciği varmış. Bunu unutmayacağız. Ve bunlar ağır olan tanecikler bunun hiçbir ağırlığı, ehemmiyeti yok diyebiliriz. Bunlar böyle hareket ediyor. deli gibi hareket ediyorlar. Ve bununla alakalı modelleri de ilk başta Dalton dedik atom bir küre dedi bir küre top gibi dedi Peki bu, bu küre ne dedi? Bölünmez dedi. Bu tek başına. Hayır öyle bir şey yoktu. Dalton aslında iyi bir başlangıç yaptı ama yanlış söyledi. Ama sonrasında Dalton'ı takip eden Thompson dedi ki ya atom üzümlü kektir dedi. Ya üzümlü kek ne demek ya? Sen aç mısın kardeşim? İşte İngiliz e, kraliyet ailesi e, asiller bilmem beş çayında içerlerken üzümlü kek yanında. Üzümlü kekte de bu eksiler de üzümcükler. Bak bu büyük bir e, küre ve bunun içi artı yüklü ve burada eksiler. Ondan sonra Rutherford geldi ki hepiniz saçmaladınız. Gerçekten de artık ben buna dayanamıyorum dedi. Ve atomun aslında çekirdeğinin küçücük olduğunu Rutherford ve ardından da etrafında da çok büyük bir hacimde elektronlarının olduğunu, elektronların dışarıda olduğunu, çekirdeğinde de artı yüklerin olduğunu söyledi. Ar ve nötronun olduğunu söyledi. Ardından da e, Bohr arkadaşımız geldi ve gerçekten de Bohr atom modeliyle bam diye dünya tarihine düştü ve burada atomun etrafında çekirdeğin etrafında yörüngeler yani enerji seviyelerinin olduğunu buldu. Ve sonrasında birim bilim insanları toplandı ya bu arkadaşlar ne demişler bir düzenleyelim bunları iyice saçmalamışlar diyerekten bunları düzenlediler. tabi esprisine saçmalamışlar diyorum. As Halbuki her bir basamak çok çok değerliydi. Çünkü adım adım ay nasıl bir sınava çalışıyorsak adım adım çalışıyoruz. Adım adım çalışmışlar ve en sonunda da modern atom teorisi ortaya çıkmış ve burada elektronlar öyle her yerde bulunamaz, belli yörüngelerde bulunamaz, elektron bulutlarında bulunur diye bir sonuç ortaya çıktı. Peki Sonrasında ne oldu? Maddeyi biz maddeyi biz incelemeye başladığımızda maddeyi saf madde ve karışım diye ikiye ayırıyoruz. Yani bazı maddeler saf Tombuş evladım benim, senin gibi. Evet en safı benim. Aynen. Evet tebrik ediyorum. Bu sana iltifat evladım benim. Yani iyi bir insan demek yani. Saf, tertemiz, hiçbir karışıklık yok. Ama bazıları da karışım. İşte mesela içtiğimiz çay bir karışım, içtiğimiz limonata bir karışım. Aynı zamanda ayran bir heterojen karışım mesela kahve heterojen karışım mesela işte e, bizim içtiğimiz gazoz mesela homojen karışım bunların her birisi belli bir karışımdır. Element ve bileşikler de mesela altın bir element, aynı zamanda gümüş bir element, aynı zamanda demir bir element ve bunlarda saf tek başına sadece demir var içerisinde. Ama bunlarda böyle karışık su var, limon var, işte şeker var, gaz var, bir sürü şey var. Bileşikler de elementlerin bir araya gelerek oluşturduğu birden fazla çeşit atomun olduğu gruplar aslında. Şimdi onlara değineceğiz. O zaman hemen bakalım. Aa bu ne hocam? Aa bir şey çıktı. Tonguç evladım bu ne evladım benim? Bu da evladım benim. Süper bir sürprizimiz var sana. Tonguç Plus ...yazılı paketine... ...daha rahat ulaşalım diye... ...Tonguç Akademi.com'da olan yazılı paketini... ...tak diye YouTube'da böyle katıl butonuna taşı taşıdık. Hatta altta görebilirsiniz. Abone ol butonunun yanında katıl butonu var. Ve katıl butonunda yazılım süper üyeliği oluşturduk. Ve burada da içerisinde yazılı provaları var. Bunun gibi aynı ama daha da detaylı. Aynı zamanda her ders özel taktikler var. Taktik videoları koyduk oraya. Aynı zamanda pomodorolar koyduk. Aynı zamanda rehberlikler koyduk. Ve bunların her birisinin oluşturduğu yazılı Tonguç Plus yazılı paketinde katıl butonuna koyduk. Oradan arkadaşlar herkes katılabilir. Hadi bakalım bunu da hızlı bir şekilde duyurmuş olduk. Şimdi geldik hemen saf maddeleri devam edelim. Saf maddelerde şunu bilmemiz gerekiyor. Element ve bileşik diye ikiye ayrılıyor. Elementler atomik yapıda olabiliyor. Aynı demir gibi. Veya moleküler yapıda olabiliyor. Mesela oksijen, azot, aynı zamanda işte farklı farklı e, işte flor gibi madde, klor gibi maddelerde moleküler yapıda oluyor. Şimdi bizim burada bilmemiz gereken şey şu. Bu resme baktığın zaman Tonguş evladım benim... E, ...kaç cins e, tanecik görüyorsun? Tek bir tane görüyorum. Harikasın. Tek cins tanecik görüyorsun. Burada çünkü sadece gri topçuklar var. Bu kadar. Yani aslında bu kadar basit düşünelim. Geldik buraya. Buraya baktığın zaman kaç cins tanecik görüyorsun? Kaç farklı cins tanecik görüyorsun? Tek cins hocam. Harikasın. İşte bu kadar. Sadece kahverengi topçuklar var. Tek cins tanecik var. Ama buraya baktığımız zaman biz turuncu ve kırmızı iki farklı cins var. Buraya baktığımız zaman mavi ve turuncu iki farklı cins var. İşte bunlar bileşik. Yani bunlar aslında iki farklı cins atomun bir araya gelmesiyle oluşmuşlar. Bunlarsa element diyoruz. Bak karışım apayrı bir şey. Biraz sonra göreceğiz. Bak mesela bu element. Bu element. Hepsi aynı cinsler unutmayalım. Ve elementler birleşerek farklı atom gruplarını yani birleşikleri oluşturabiliyorlar. Aslında işin sırrı da bu. Elementler bir araya geliyor mesela bunu oluşturuyorlar. Ve bunların bazıları atomik yapıda böyle atomik yapıda hepsi, tek bir top, top 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 görüyor. Ama burada da molekül yani gruplar var. Bak iki atom birleşmiş bir grup oluşturmuş. İki atom birleşmiş bir grup oluşturmuş. İki atom hatta bunu da böyle unutmuşuzdur. Hemen şunu da çizelim. Bak iki atom birleşmiş bir grup oluşturmuş. İşte bunlara biz molekül diyoruz. İki tane böyle atom birleştiyse ve bir birliktelik oluşturduysa bunlarda da molekül diyoruz. Yani bunlar evli çift gibi düşün ama ikisi de aynı tak diye o zaman molekül oluyor. Burada da aynı şekilde moleküler yapıda bak arkadaş grubu diyelim bunlara da. Bunlarda farklı cins, farklı farklı insanlar var değil mi arkadaş gruplarımızda. Veya burada molekül yapıda olmayan böyle bir büyük bir grup var. Hepsi bir araya tutunmuş moleküler yapıda olmayanlar. Burada mesela hidrojen var, helyum var, lityum var, berilyum var, bor var. Bunlar element çeşitleri. Bunların her birisinin özel kullanım alanları var onu da söylemek istiyorum. Yani mesela evladım benim hidrojen e, işte patlayıcı bir madde jet yakıtlarında falan kullanılıyor. Helyum dediğimiz aslında uçan zeplinlerde kullanılıyor. işte uçan balonlarda kullanılıyor. Lityum ilaçlarda ve pillerde kullanılıyor. Berilyum uzay teknolojisinde kullanılıyor. Bor zaten ülkemizde en fazla e, renkli cam üretiminde kullanılıyor. Jet yakıtlarında kullanılıyor. Karbon, e, elmas kömür ve insanların vücudunda en fazla olan madde karbon aslında azot az atmosferde sekiz oranında azot var. Oksijen nefes alıyoruz ve bunun sayesinde yaşayabiliyoruz. Flor diş macunlarında kullanılıyor. Neon böyle lambalarda kullanılıyor. Sodyum mesela e, tuzda var. Tuz sodyum klorür aslında tuzda. Ondan söylemek istiyorum. Nacidir tuz. Bu sodyum diyelim metal elementi. Bu da klor elementi diyelim. Bak sodyumla klor birleşiyor. Naci oluşturuyor. NaCl. Yani sodyum klorür oluşturuyor. Tuz oluşturuyor. Aynı zamanda magnezyum e, mıknatıslarda kullanılıyor. Alüminyum evladım benim arabalarda kullanılıyor. Uçaklarda kullanılıyor. Silisyum, silikon vadisi gibi bilgisayarlarda kullanılıyor. Fosfor mesela insanların DNA'sında var. İşte klor havuzların temizliğinde kullanılıyor argon işte ampullerde kullanılıyor ve benzeri bunları çok iyi hatırlamamız gerekiyor eskiden öğrendiğimiz bilgilerde bunlar şimdi hemen karışımlara bakalım şimdi karışımlar özel bir konu çünkü karışımları biz homojen ve heterojen diye ayırıyoruz homojen karışımlara çözeltiler heterojen karışımlara da adi karışımlar diyoruz. Yani bunlar aslında basit karışımlar. Basit oldukları için bu yüzden adi diyoruz. Ne demek bu? Mesela suyla zeytinyağı karışınca zaten karışmıyorlar birbirlerine. Böyle duruyorlar. Zeytinyağı yukarı duruyor. Su aşağıda duruyor. Yani birbirleri karışmıyorlar bile. O zaman bu basit adi bir karışım. Yani karışım bile değil neredeyse. Mesela suyla kumu karıştırdığım zaman e bunlar da birbirine karışmaz. Kum dibe çöker. Böyle durur zaten. Dolayısıyla bu da adi karışım. Ama suyla tuzu karıştırdığım zaman bu o kadar güzel bir şekilde tuz suyun içinde çözülüyor ki çözünme olayı gerçekleştiriyor. O yüzden çözelti diyoruz zaten. Dolayısıyla tuzu göremez hale geliyoruz ama tuzlu su tadını alabiliyoruz. Yani dolayısıyla bunlar birbirleri içerisinde o kadar güzel karışıyor ki anlamıyorsun bile. Mesela alkolle su kolonya Şimdi ...alkolle suyu ayrı ayrı görebiliyor musun böyle zeytinyağlı suyu gibi? Hayır göremiyorsun. İşte bu da homojen karışım diyoruz. Peki biz bunları elimize aldık ve bunları nasıl ayırabiliriz? Şimdi ona geçmeden önce birkaç tane daha örnek vermek istiyorum. Mesela homojen karışımları örnek olarak gazoz verilebilir, e, su ve şekerin karışımı... ...ve aynı zamanda şöyle düşünebilirsin su artı e, karbondioksit gazı karışımı mesela... Bir de şeker var ama boş ver şimdi sadece gaza odaklanalım. Mesela sıvıyla gaz karışımı diyebiliriz buna. Aynı zamanda limonata, limonata da ne karışıyor evladım benim? Su ve şeker. Harikasın. Su ve şekerin karışımı, gerçi limon da var ama su ve şeker asıl önemli olanlardan bir tanesi. Mesela sıvıyla katı karışıyor mesela. Veya e, kolonya, demin de söylediğimiz gibi kolonya, e, su ve alkolün karışımı bunların her birisi homojen karışım sıvı sıvı karışım mesela veya hava bizim bildiğimiz nefes aldığımız ve şu anda benim sesimin çıkmasını sağlayan hava mesela azot gazı atmosferde 178 var bir de oksijen gazının karışımı mesela ve diğer gazlar da var ama azot oksijen asıl olanlardan bir tanesi 78 ve 21 oranında var ve dolayısıyla havada bir karışım gaz gaz karışımı işte bunlar çözelti birbirine çözünüyor. Çözünmek dediğimiz şey de mesela Tuz suyun içinde çözünüyor, unutmayacağız. Geldik mesela adi karışımı, ayran, ayran, e, yoğurt da suyun karışımı, kahve mesela, e, kahveyle suyun karışımı, şeker de var içerisinde ama su ile şeker karışıyor ama önemli olan kahveyle su heterojen bir karışım ka oluşturuyor. Mesela çorba, aynı zamanda salata, bunları çok iyi bilelim bunlar çıkarsın adaylarım beyim. Şimdi hemen bunları nasıl ayırıyoruz? Mesela suyla tuzu karıştırdık. Homojen bir karışım oluşturduk. Tuzlu su, deniz suyu gibi düşünebilirsin. Ben bu tuzu sudan nasıl ayırabilirim biliyor musun? Aşırı basit bir yöntem var. Alıyorsun suyu, tuzlu suyu böyle bir ocağın üstüne koyuyorsun ve sonra suyu ısıtmaya başlıyorsun. Isıtıyorsun, ısıtıyorsun, ısıtıyorsun. Ne oluyor su evladım benim? Buharlaşıp gidiyor. Harikasın. İşte su buharlaşıyor, gidiyor ve geride ne kalıyor peki biliyor musun? Geride tuz kalıyor. Yani tuz ve suyu birbirlerinden ayırmış oluyoruz. Su tamamen buharlaşıyor ve artık geride sadece kapta tuz kalıyor. Çünkü kabın ağzı açıktı unutmayalım. Bir de burada damıtma denilen bir yöntem var. Damıtma. Damıtma dediğimiz şey ise şu. Şimdi çözeltilerde mesela çözünen çözünen hani tuz çözünendi çözücü de suydu değil mi? Genellikle su çözücüdür. Mesela tuz da çözünendir. Veya burada mesela Alkolle suyun karışımı kolonyada. E, alkol alkol çözünendi, su da çözücüdü. Su genellikle çözücü olur. Peki alkollü suyu aldım ben. Burada yine aynı şekilde tonguç evladım benim ısıtmaya başladım. Ocağa koydum, ısıtmaya başladım. Ne olur? Burada aslında ısındığı zaman Alkol daha erken buharlaşır. Hani eline dökünce hemen ne olur evladım benim alkol? Buharlaşır. Aynen öyle işte buharlaşır. İşte oradan şunu anlayabilirsin. İşte su gibi böyle yavaş yavaş buharlaşmaz. Anında buharlaşıyor alkol. O yüzden kolonya kullanıyoruz. Ve burada dikkat et. Alkol buharlaştığı zaman buradan Çıkıyor, burası ağzı kapalı böyle. Buradan bir boru sistemi var ve burada soğutma ünitesi sayesinde buraya birikiyor. Yani bu kapta alkol birikmiş oluyor ve burada geriye sadece su kalıyor, sadece su. Dolayısıyla su ile alkolü damıtma yöntemiyle ayırmış oluyoruz. Bu yönteme ne diyoruz? Buharlaştırma yöntemi. Bunları aklına getirirsin. Sınavda kesin çıkacak çünkü bunlar. Aynı zamanda bir de adi karışımları ayırma yöntemleri var. Mesela Mesela çok basit bir örnek bak sana hemen şey hazırladım demir tozu var burada Aa. bir de kum var demir tozu ve kum var tamam mı mıknatısı aldım ya yani demir bir kere mıknatıs tarafından çekilen bir madde buradaki deneyi yapıyoruz dolayısıyla kum çekilir mi hayır çekilmez bak hemen bunu yaklaştırıyorum hop görebiliyor musun nasıl nasıl ee, burada elimize geldi yani bak dikkat et. burada demir tozu mıknatıstan ayrılmış oldu bir daha devam ediyorum. Hop böyle 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 böyle. Bak kumun içerisinde demir tozu vardı ve bakar mısın nasıl yapıştı? Veya birazcık daha gerisiyle yapalım. Artık bu kumun içerisindeki demir tozunu tamamen temizleyelim. Böyle bak tertemiz oldu görüyor musun? Demir tozu birazcık da siyah tabii ki. Ve tak diye aslında demir tozun kumun e, temizlenmiş olduğunu gördün demir tozunu. İşte bu yöntemlerle yani farklı farklı yöntemler var. Ama demir tozu e, kum örneğinde de mıknatıslama yöntemi diyoruz buna. Mıknatısla ayırma. Mıknatıs ile mıknatıs ile ayırma yöntemi diyoruz. Veya işte yüzdürme yöntemi var. Veya işte heterojen karışım olan zeytinyağlı suyu özellikle ne yapıyoruz? Bir ayırma hunisi diye bir, bir özel bir sistem var. Ve buraya koyuyoruz. Ve burada aslında e yavaş yavaş damlatınca bu aşağıya yağ e, pardon su geliyor çünkü suyun yoğunluğu daha fazla. Yukarıda da sadece yağ kalıyor. Ayırma ünitesinin böyle bir musluğu var. Musluğu açıyoruz ve aşağıdan su akıyor. Yağ da yukarıda kalıyor diyoruz. İşte bu tarz yöntemleri kullanıyoruz. Peki geldik hemen geri dönüşüme. Bu ünitenin sonu aslında artık. Artık ışık ünitesine geçiyoruz. Şimdi evsel atıklarımızı ne yapıyoruz Songuş evladım benim? Çöpe atıyoruz hocam. Harikasın. İşte bunu artık yapmamamız gerekiyor. Çöp değil artık onlar bizim için aslında nedir? Bizim için bir değerdir. Ne yapacağız onları? Onları çöpe attıkça çöpler birikiyor. Sonra e, baya büyük problemlere yol açıyor. Şehirlerde krizler oluyor ve benzeri. Biz bunları geri dönüşüme vermeliyiz. Eğer geri dönüşüme uygunsa. Şimdi evsel atıklar ve geri dönüşüme şunu bileceğiz. Kullanım süresi dolan maddelere biz Tonguç evladım benim atık diyoruz. Hızlı geçiyorum. Hiçbir şekilde kullanamayacak durumda olan atıklara ise... Çöp adını veriyoruz zaten tamam çöpleri çöp atabilirsin ama atık maddelerin hiçbir işlem yapılmadan kullanılmasına yeniden kullanım diyoruz yeniden kullanım diyoruz tamam bunu anladık bunlar basit ama bir de şöyle bir şey var şöyle bir sistem var kağıt atıklarımız oluyor cam atıklarımız oluyor işte plastik atıklarımız oluyor metal atıklarımız oluyor bunlar özelinde gerçekten çok değerli atıklar kağıt, cam, plastik, metal biz bunları ne yapıyoruz? Geri dönüşüme atabiliyoruz. Geri dönüşüme attığımız zaman ne oluyor aslında? Bunlar yeniden kullanılabiliyorlar. Hatta organik atıkları dahi geri dönüşümde kullanabileceğimiz sistemler artık geliştirildik. Peki bunları nasıl tekrar kullanıyoruz? İlk başta bir kere bu atıkları biz çöpe değil geri dönüşüm kutularına atmamız gerekiyor. Ve bunlar sonrasında toplanıyor ve ayrıştırılıyor ki biz daha önce de ayrıştırırsak çok güzel olur. Ve sonrasında bunlar bir yıkanıyor. Sonra geri dönüşüm fabrikalarına geliyor ve sonrasında tekrar ham madde olarak kullanılarak tekrar üretim yapılıyor ve yeni ürünler oluşuyor. Ve bu sayede ne olmuş oluyor Tonguş Evladım Bey? Bu sayede ülke ekonomisine katkıda bulunmuş oluyoruz. Ham madde israfından kaçınmış oluyoruz. Tekrar tekrar ağaç kesme mesela kağıt üretmek için. Ve biz mesela bu kağıtların hepsini geri dönüşüme veriyoruz. Aynı zamanda metallerin tekrar üretimiyle madenciler o kadar yorulmak zorunda kalmıyorlar. Var olan metalleri kullanıyorlar. Plastik zaten doğaya, çevreye zararlı bir şey. Onu tekrar tekrar üretmemiş oluyoruz. Camları tekrar kullanmış oluyoruz ve benzeri. İşte bazı maddelere de tabii geri dönüşüm uygulanamıyor. Onu da biliyorum. Şimdi geldik artık beşinci üniteye. Gerçekten sağlam bir başlangıç yapıyoruz beşinci üniteye. Beşinci üniteyi çok hızlı geçeceğiz. Burada renkler var aynalar var ve sonrasında aynalardan sonra da artık sorularımız geliyor. Işığın kırılması bazı sınıflarda çıktı, bazı okullarda çıktı. Dolayısıyla eğer sizde de çıktıysa lütfen onu yazılı notları kitabından mutlaka çalışın ışığın kırılmasına. Peki biz ne yapacağız? Hemen ilk başta ışıkla başlıyoruz. Şimdi ışık maddeyle etkileşime geçiyor ve ışık maddeye çarptığı zaman bir kısmı soğuruluyor. Peki neye bağlı soğurulma ne demek? Işığın bir cisim tarafından emilmesine Soğurulma denir. Soğurulma denir. Dolayısıyla soğurulma ne demekmiş evladım benim? Işığın madde tarafından emilmesi. Mesela bir örnek verelim. Sen e, yazın, yazın böyle güneşin altında, güneşin altında böyle tişörtler giyiyorsun tamam mı? Böyle tişörtler giyiyorsun. Böyle simsiyah tişört giyiyorsun. Peki bir de yine yazın, yazın e, güneşin altında bir de Böyle tişörtler giyiyorsun. Bak böyle simsiyah bir kıyafet giyin. Bir de böyle beyaz tişört, tişört giydim, Beyaz kıyafet giydim. Hangisinde daha fazla yanarsın güneşin altında alnında evladım benim? Siyah kıyafet hocam. Harikasın. işte bu kadar. Siyah kıyafeti daha fazla yanarsın. Çünkü o güneş ışınları, güneş ışınları siyah kıyafet tarafından yani koyu kıyafetler tarafından inanılmaz içine emilir. Emildiği zaman o ışınlar yani soğurulduğu zaman o ışınlar aslında bizim için çok sıcak bir atmosfer oluşur içerisinde o kıyafetin. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz yazın açık renkli kıyafetleri tercih ediyoruz kışında koyu renkli kıyafetleri tercih ediyoruz. Güneşten yararlanalım ki ısınalım diye. Şimdi dolayısıyla ne yapıyoruz? Işığın sorulmasını buradan tak diye anlayabiliyoruz. Peki ışığın bir cisim tarafından emilmesi sorulmaysa ışığın bir cisim tarafından emilmemesi ne demek? O da yansıma işte. Yani aslında soğurulmayla yansıma birbirlerinin zıttı. Mesela beyaz ışıkta buradan gelen güneş ışıkları yansıyor. Çünkü beyaz ışık ayna gibi davranıyor ama siyah ışıkta soğuruluyor. Onu unutmayalım. Peki geldik şimdi de renklere. Renklere baktığımız zaman burada temel renklerimiz var. Bir prizmaya, bir ışık prizması var buna diyelim. Bu ışık prizmasına beyaz bir ışık gönderdiğimiz zaman bak beyaz ışık gönderdiğimiz zaman ne oluyor biliyor musun? Bu ışık kırılıyor ve farklı renklere ayrılıyor. Peki bu farklı renkler nedir? Bak hemen buradan sana renkleri teker teker söyleyeyim. Çok basit kutu sayamam diye ezberleyeceğiz. Yani kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor diye ezberleyeceğiz. O zaman kutu sayamam neymiş? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor bunları bileceğiz. Peki burada ana renklerimiz hangileri? Kırmızı ana renktir aynı zamanda yeşil ana renktir. Aynı zamanda mavi ana renktir. Yani kıyma diye ezberlemiş bunları. Kıyma ana renklerdir. Kırmızı, yeşil, mavi. Aynı zamanda ara renkler var. Bunlar da şöyle. Aslında şöyle üç rengi bir araya getirdiğimiz zaman. Üç rengi bir araya getirdiğimiz zaman. Mesela burası kırmızı diyelim. Burası yeşil diyelim. Burası mavi diyelim. Bunların belli kesişimlerinde bazı renkler oluşuyor. Mesela kırmızıyla yeşilin kesişiminde burada sarı oluşuyor Tonguç evladım benim. Aynı zamanda mavi ile kırmızının kesişiminde magenta diye bir renk oluşuyor. Bunu nasıl çizeceğim? Dur bakayım. Ee, yeşille mavinin kesişiminde e, bu turkuaz gibi bir renk oluşuyor. Hemen onu da böyle yeşille mavinin kesişimi diyelim. Ee, turkuaz gibi böyle bir renk, siyan diye bir renk oluşuyor. Aynı zamanda birazcık daha böyle şöyle bir renk oluşuyor diyebiliriz. Kırmızıyla mavinin kesişiminde. İşte bunlar da ara renkler ve hepsinin kesişiminde tam ortada ne oluşuyor biliyor musunuz? Benim. Beyaz hocam. Harikasın. Hepsi birleşince beyaz renk oluşuyor. İşte bu kadar. Peki geldik bu renklerle alakalı şöyle deneyler yapıyoruz. Kırmızı bir yüzeye ben yeşil, mavi ve kırmızı üç ana rengi gönderdiğim zaman ne olur? Kırmızı renk yansır. Peki niye yeşil, mavi, kırmızı dedim? Çünkü yeşil, mavi, kırmızı hep beraber hangi renkte bulunur? Beyazda bulunur. Yani beyaz ışık gönderdiğimiz zaman kırmızı yüzeye, kırmızı gözükmesinin sebebi sadece kırmızının yansıması. Kırmızı yansıyor. Diğerleri ne oluyor peki evladım benim? Ee, soğuruluyor hocam. Harika. Soğurulmaya uğruyor. Dolayısıyla mesela yeşil bir yüzeye beyaz ışık gönderdiği zaman sadece yeşil yansıyor. Mavi bir yüzeye beyaz ışık gönderdiği zaman sadece mavi yansıyor. O yüzden ben bunu mavi görüyorum aslında. Veya aynı şekilde burada sarı bir yüzeye beyaz ışık gönderdiği zaman yeşil ve kırmızı ikisi de yansıyor. Dolayısıyla ben bu yüzeyi sarı görüyorum. Yeşil ve kırmızının birleşimi zaten neydi evladım benim? Sarı hocam. Harikasın. Sarı olduğu için sarı görüyorum. Peki güneşle alakalı bazı özellikler var. Biz ışık enerjisinin soğurulmasından şöyle yararlanıyoruz. Güneş e, panelli evler var mesela. Güneş panellerimiz var. Bunlardan elektrik üretebiliyoruz. Güneş ocakları var mesela. Buradan yüksek ısıyla suyu bağlaştırıp elektrik üretebiliyoruz. Güneş fırınları var ve benzeri ısıtmak için de kullanılıyor. Ve bunlar da aslında ışığın soğurulmasından yararlanıyor. Peki geldik hemen aynalara. Aynalar üzerine düşen ışığın tamamına yakınını yansıtıyor. Önüne konulan nesnenin görüntüsünü veren cisimlere de biz ayna adını veriyoruz. Yani ayna deyince hemen yansıtma aklımıza gelecek. Ayna yansıtandır. Peki aynaları biz ikiye ayırıyoruz sonuç olarak. Bir düz aynamız var bir de küresel aynamız var. Düz ayna böyle gördüğün gibi böyle düz bir şey. Ve hani evin ee girişinde böyle holde bir ayna asıldır ya. Veya işte ne bileyim bir yere girince böyle düz dolap aynaları vardır ya. işte bunların her birisi düz ayna. Tamam. Buradaki mantık çok basit. Düz aynada da e, adamın boyu neyse aynı boyda gözükür. Yani cisim ile görüntü aynı boydadır. Cisim ile görüntü aynı uzaktadır. Görüntü düz ve simetriktir. Mesela sen buradasın diyelim ve aynı da burada diyelim ve senin de elinde burada böyle bir şey var diyelim. Ne olsun mesela bayrak olsun tamam mı? Böyle Türk bayrağımız olsun. Şimdi aynı şekilde aynı şekilde sen aynanın diğer tarafında arka tarafında gözükürsün kendine bakan bir şekilde bak dikkat et. Burada hop yine aynı ayakların var. Burada elinde bayrak bu sefer bu tarafa doğru durur. Hatta şöyle durur. İşte görüntünün simetrik olmasının sebebi bu ve aynayla görüntünün bak bu bu kendin bu e, tonguç diyelim tonguç diyelim. Bu da görüntüsü, görüntüsü de burada oluşur ve ikisi birbirleriyle bak eşit uzaklıkta aynaya ama aynanın arkasında sanki bir dünya varmış gibi gözüküyor aslında ve burada da simetrikler birbirlerine. Bu da çok önemli. Simetrikler diyoruz. Bir de küresel aynalar var. Onlarda da tümsek ve çukur ayna iki tane ayna tipi bileceğiz. Tümsek ayna şöyle, şöyle bir şey çiziyoruz ve bu şekilde arkasında şöyle bir zımbırtı yapıyoruz. Çukur aynı da şöyle yine aynı şekilde yine aynı bunun gibi böyle bir ay resmi gibi çiziyoruz. Bu sefer de bu tarafına yapıyoruz. Yani aynanın yansıtıcı yüzeyi bak bu yeşille taradığım yer. Bak bu Tırtık olan yer yansıtıcı değildir. Bak burası yansıtıcı yüzeyi. Burası yansıtıcı yüzeyi. Tümsek aynayı zaten çukur aynayı da belli yerlerde görüyoruz günlük hayatta. Şimdi geldik çukur ayna dediğimiz şey. Çukur ayna dediğimiz şey aslında belli görüntü tiplerine sahip. Onları da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Sınavlara çıkıyor bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Çukur ayna dediğimiz aslında bak bazı görüntü tiplerine sahip. Bir kere bu görüntüsü bu cisim de bu. Bunun görüntüsü bak burada oluşmuş ters oluşmuş. Bak ters görüntü hemen bununla yazmak istiyorum. Ters görüntü oluşuyor ve aynı boyda oluşuyor. Aynı boyda ters ve aynı boyda oluşuyor. Burada ne oluşmuş? Ben buraya koyduğum zaman mumu bu sefer görüntüsü yine ters oluşmuş ve ve daha büyük olmuş. Daha büyük olmuş görüntüsü. E, pardon özür dilerim, daha küçük olmuş. Bak bu kendisi bu da görüntüsü bak bu görüntüsü ters olanlar görüntü. Peki bir de şuraya koyduğum zaman burada düz olmuş, düz olmuş. Bunlar çıkıyorsun sınavda onu söylemek istiyorum. Burada ve düz olmuş ve daha büyük olmuş. Daha büyük olmuş. Yani her şey olabiliyor ya çukur Düz büyük, ters aynı boyda, ters daha küçük. Bir de mesela şuraya koyalım bakalım, e, cismi buraya koyarsak, cismi buraya koyarsak, bunun, bunun görüntüsü ta burada ve ters ve daha büyük çıkıyor. Ters ve daha büyük çıkıyor. Yani o zaman bak, ters küçük, ters büyük, ters aynı boyda, yani ters oluşuyor genellikle ve daha küçük, daha büyük ve aynı boyda oluşabiliyor. O zaman tersler her şey olabiliyor. Düzde ise sadece ve sadece daha büyük olabiliyor. Düz deyince daha büyük oluyor. Unutmayalım burası da çok önemli. Şimdi burada kıl bir özelliğe geliyoruz. Tümsek aynada ne oluyor? Tümsek aynadaki görüntü de, tümsek aynadaki görüntü de şöyle oluyor. Hemen söylemek istiyorum. Herhangi bir cismi koyduğumuz zaman tümsek aynanın önüne görüntüsü her zaman düz ve küçük oluyor. Düz ve daha küçük oluyor cisimden. Yani bak burada düz ve büyük oluyordu. Burada düz ve küçük oluyor. O zaman tümsek ve çukuru ayırt etmemizin temel yöntemi düz ve küçük oluyorsa o zaman bu tümsek anadır. Sınavda çıkacağı için buna özel ilgi gösterdim. Peki bunlar nerede kullanılıyor? Mesela işte arabaların yan aylarında virajlardaki aynalarda bu tümsek ayna kullanılıyor. Bunları bilmemiz gerekiyor. Mesela dişçi aynalarında çukur ayna kullanılıyor. Aynı zamanda el fenerlerinde, teleskoplarda, araba farlarında, makyaj aynasında. Bak makyaj, makyaj ve dişçiyi bilelim lütfen. Bunlar karşımıza çıkabilir. Bunlar da tüm, e, çukur ayna diyoruz. Evet şimdi de sorulara geçiyoruz. Süper bir yazılı provumuz var. Ve süper sorularla gerçekten sınava en iyi şekilde hazırlanacağız. Unutmayalım lütfen ama lütfen yazılı notlarımızdan, ikinci dönem yazılı notlarımızdan sayfa 40 ile 49 arasını mutlaka tekrar edelim. Burada gerçekten kazanımlar kavramlar hepsi burada geçerli ve sınavlarda bunlar karşımıza gelecek. Aynı zamanda Dinamo'dan da mutlaka yazılıya hazırlık kısımlarını halledelim. Bunlar da bizim karşımıza sınavda çıkacak. Buradaki yazılıya hazırlık kısımlarına benzer sorular karşımıza çıkacak. Hadi bakalım o zaman sorularımıza başlayalım. Bir kere hemen ilk sorumuza başlayalım. Fen bilimleri dersi yazılısı olan Tankut aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplıyor demiş. Soruların her biri 25 puan ise Tankut verdiği cevaplara göre kaç puan almıştı demiş bakalım hemen. Birinci sorumuz. Atom hakkındaki görüşlerini deneylere göre değil varsayımlara göre söyleyen bilim insanı kimdir? Demokritus'tur. Demokritus atom kelimesini ortaya atmıştı ve deney yapacak o zaman bilimsel bir gelişme yoktu. Eski Yunan'daydı o. Dolayısıyla buradan puan alamadı arkadaşımız. Dalton dediği için. Geldik hemen atomu üzümlü keke belirten bilim insanı kimdir? Hemen tak diye Thompson aklımıza gelecek. İngiliz asizade hemen beş çayının yanında üzümlü kek yerken tak diye bu atomu ...kardeşim diyerekten bize doğru bir cevap vermiş arkadaşımız e, Tankut. Dolayısıyla 25 puanı buradan kaptı bile. Atom içi dolu berk küre şeklindedir diyen birim insanı kimdir? Dalton olacaktı, Demokritus demiş. Kusura bakma yanlış söylemişsin arkadaşımız. Berk küre, içi dolu berk küre dediğimiz ve aslında alt parçacıklarını da bulamamıştı o zaman Dalton. Dolayısıyla Demokritus değil. Atomun çekirdeğini keşfederek atomun kütlesinin çekirdeğinin kütlesine eşit olduğunu ileri süren bilim insan ise Rutherford. Dediği gibi atomun e, en yoğun bölgesi çekirdeğidir ve etrafında büyük bir aslında elektronun oluşturduğu bir boşluk vardır. Ve atomun ama esas ağır kısmında çekirdeğidir dedim işte. Dolayısıyla bu da doğru bir özellik ve toplam 25-25 kaç puan kazandı? 50 puan hocam. Harikasın o yüzden cevabımızın B seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki maddelerin eşleştirilmesini yapınız demiş. Bakalım hemen. Yıldızları oluşturan temel elementtir. Roket yakıtı olarak kullanılır. Bir kere yıldızları oluşturan ve evrende en fazla bulunan atom, element hangisidir dersek tak diye hidrojen diyeceğiz. Çünkü en küçük tek bir protona sahip elementtir kendisi hidrojen. Ve o zaman burada beşi buraya yazdık bile. Beş diyoruz buna. Geldik. Canların yapısında yeryüzünde elmas, kömür, petrol ve doğalgazın yapısında bulunur. Bak hemen sana şunu söyleyeyim. Doğalgaz mesela ee, CH4 metan gazı, işte ee, C2H6 bunun gibi birçok birçok aslında gaz çeşidi var ve bunların her birisinin içerisinde karbon, karbon, karbon var. Elmas dediğin şey sadece karbon. Kömür dediğin şey sadece karbon. Petrol dediğin şey karbon ve bir sürü şeyin karışımı. Dolayısıyla mutlaka mutlaka şunu bilmemiz gerekiyor. Karbon, canlılar ve kömür, petrol bilmem ne onların hepsinin yapısında vardır. Zaten petrol canlı atıklarıdır. Onu da söyleyeyim. Artıklarıdır daha doğrusu fosilleşmiş. Dolayısıyla bu da karbon diyoruz. O yüzden nedir? Bir diyoruz burada e, ee, seçeneğimize. İlaçlarda pilaritimin ne? seramik ve cam yapımında kullanılır lityum ilaç deyince hemen tak, tak, tak aklımıza lityum gelecek onu da söylemek istiyorum bunların sembollerini yazıyorum bu arada Peki canlıların sinir ve kemiklerinin yapısında bulunur. Suni, gübre ve kibrit yapımında kullanılır. Bunu da gördüğümüz zaman tak diye diyeceğiz ki fosfor. Fosfor gerçekten de kemiklerin yapısında bulunur ve sertliği sağlar. Ve aynı zamanda P ile gösterilir bu adamın formülü de e, yani e, sembolü de budur. Kemiklerin yapısında bulunuyor, sinirlerin yapısında bulunuyor. Aynı zamanda suni, gübre ve kibrit yapımında da kullanılıyor. Ampullerde ve floresan tüplerinde kullanılıyor. Hangisidir dersek argon. Argon gazı da argon gazı da ampullerde kullanılıyor. işte o parlaklığı da sağlıyor diye düşünebiliriz. Peki geldik aşağıdaki verilen tanecik modellerini element, birleşik, karışım şeklinde sınıflandırırız. İşte tam ama tam sınavda gelecek soru tarzı. Gerçekten bu sınavda tam gelecek soru tarzımız. Bir kere şunu unutmayacağız. Element var, bileşik var veya karışım var. Hemen bakalım. Şimdi tek cins atom olanlar bak bu element hemen yazıyorum. Tek cins atom olması gerekiyor. Tek cins atom olanları bir ayıralım mı seninle beraber tomuşevralım evladım benim? Ayıralım hocam. Tamam harikasın. O zaman hemen burada e, tek cins atom var mı? Yok hocam. Harikasın süper burada yok. Burada var mı? Var hocam. Harikasın. İşte bu kadar. Zaten gözüküyor. Sadece turuncu topçuklar var. O zaman buna ben hiç gözüm kapalı Element derim, element özelliğinde derim. Bu çünkü tek cins atom var. Peki buna bakalım. Burada tek cins tanecik var mı evladım benim? Var hocam. Harikasın. Burada var. Buna da element diyebilirim çünkü sadece mavi topçuklar var. Buraya baktığım zaman yeşil ve mor. Hayır olmaz. Buraya baktığımız zaman bir sürü var. Pembe var. Ondan sonra işte mavi var. Burada aşağıda morlar var. Hatta bunları daha fazla mor yapalım ki iyice belli olsun diyeceğim. Mor kalemimizi bakalım. Heh buradaymış. O zaman hemen bunları da böyle iyice topçukları mor şeklinde çevirirsek zaten anlaşılıyor. Bunlar da mor olduğu için farklı cins atom oluyor. Şimdi geldik. O zaman elementleri ayırdık. O zaman işimiz tamam. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu atomik yapıda bu arada onu da söylemek istiyorum. o da sorabilir sınavda. Bu atomik yapıda çünkü atomlar tek 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 böyle bir yığın şeklinde. Burada ise moleküler yapıda. Moleküler yapıda. Neden moleküler yapıda? Çünkü böyle böyle iki dikili gruplar oluşturmuş diyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman burada aslında iki farklı cins gri ve pembe, gri ve pembe gri. ve aslında taneciklerine baktığımız zaman bu bunun taneciği. ...bu da bir, başka bir tanecik, bu da bir tanecik, bu da bir tanecik... ...ve bu tanecikler hepsi birbiriyle aynı ya... ...yani bak buradaki tanecikler aynı... ...nasıl buradaki tanecikler aynıysa... ...ama bu taneciklerin içerisinde iki farklı cins atom var... ...o zaman tanecikler aynı olduğu için... ...biz buna birleşik diyoruz... ...peki ya hocam... E ...burada da o zaman farklı görüyorsun... ...ama burada tanecikler aynı değil... ...bak bununla bunlar aynı değil... Yani tamam buradaki tanecikler aynı ama burada farklı bir şeyler daha var. İşte biz buna karışım diyoruz. Bu birleşik değil. Bunun bütün resmine baktığımız zaman bu ikisi bir araya gelmiş, karışmışlar. Ama burada ise tek tanecik modeli var. Buraya baktığımız zaman bu da bir birleşik aslında. Bu da bir birleşik. Bu moleküler yapıda birleşik. Moleküler yapıda birleşik. Bu da aslında e, moleküler yapıda olmayan, moleküler yapıda olmayan, moleküler yapıda olmayan e, birleşik diyoruz. Karışım da budur diyoruz. Peki nasıl karışım sence? Homojen mi heterojen mi? Düzgün böyle karışmışlar mı bunlar birbirlerine? Karışmamışlar. Harikasın. Karışmamışlar. O zaman ne diyoruz biliyor musun? Heterojen karışım diyoruz. Yani mesela kumla suyu atmışsın, su burada yukarıda kalmış, kum da aşağı çökmüş. Aynı bunun gibi bir karışım diyoruz. Aşağıdaki maddeleri doğru ise D, yanlış ise Y şeklinde işaretleyiniz demiş. Hemen bakalım. Birden fazla element ya da birleşiğin belli bir oranda bir araya getirilmesiyle karışımlar oluşur. Harika. İşte bu ifade doğru. Neden? Gerçekten de elementler veya bileşikler bir araya getiriliyor ve sonrasında ne oluşuyor? Karışım oluşuyor diyebiliriz. Karışımlar fiziksel yöntemlerle birleşenlerine ayrılabilirler. Mesela buharlaştırma, tuzla suyu ayırmak için. Veya damıtma, alkol ve suyu ayırmak için. Veya işte e, süzme, kum ve suyu ayırmak için. Veya mıknatıslama Bak burada ne yapmıştık? Demir tozuyla kumu birbirine ayırmıştık. İşte bunların her birisi fiziksel yöntem. Bu da doğru bir ifade. Karışım oluşturan maddeler yeni kimlik kazanırlar. Şimdi bir kere tuz ve suyu birleştirdiğin zaman ne oluşuyor evladım benim? Tuzlu su oluşur hocam. Harikasın, tuzlu su. Peki tuzlu su oluştuğu zaman sence tuzun tadını alamaz mıyız artık? Alırız hocam. Aynen alırız. Dolayısıyla tuzlu su hem tuzun hem suyun özelliğini gösterir. Mesela su söndürücü bir madde. Mesela yangın çıktı zaman söndürürsün. E tuzlu suyla da söndürürsün mesela. İşte yangınlar çıktı mesela ülkemizde. Tak diye uçaklar tak diye bunların söndürdü değil mi? Aynı onun gibi düşün. Dolayısıyla karışımı oluşturan maddeler yeni kimlik kazanmıyorlar. Aynı kimliklerini devam ettiriyorlar. Ama bileşiği oluşturan maddeler yeni kimlik kazanıyor. Mesela hemen sana örnek. Hidrojen, hidrojen patlayıcı bir madde. Oksijen yanıcı bir madde. Bunları birleştirdiğin zaman bak bu bir element. Bu da başka bir element. Ve bunları birleştirdiğin zaman su oluşuyor. Yani bir birleşik oluşuyor. Şimdi patlayıcı, yanıcı, söndürücü. Yani yeni kimlik kazanma bu işte. Yani hidrojen ve oksijenin böyle yanıcı patlayıcı kimliği yok oluyor artık. Yepyeni bir kimlik su oluşuyor. Dolayısıyla hayatın kaynağı oluşuyor bak mesela. Bu birleşiği oluşturan maddeler yeni kimlik kazanırlar demesi gerekiyordu. Dolayısıyla bu yanlış söylemiş. Karışımlar sembollerle gösterilir. Hayır. Elementler sembollerle gösterilir. Mesela hidrojenin sembolü H'dir. Oksijenin sembolü O'dur. Dolayısıyla bu ifade yanlış bir ifade diyoruz. Bileşikler sembollerle gösterilir. Karışımların sembolü yoktur. Mesela tuzlu suyun sembolünü göster. Ne bileyim. Ama tuzun e, bir şeyi var aslında. E, formülü var. Mesela karışımlar formüllerle gösterilir. Hayır kusura bakma. Bu da yanlış. Karışımlar değil bileşikler formüllerle gösterilir. Mesela bak suyun formülü H2O. Bak burada aslında iki tane hidrojen bir tane oksijen demek bu. İşte bu bir formüldür. Veya tuzun formülü hemen söyleyeyim sana. Naci sodyum klorür. Bak bir tane sodyum bir tane klorür. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Karışımlar saf madde değildir. Karışımlar saf madde değildir. Zaten o yüzden hani maddeyi neye ayırmıştık? Madde, madde iki ayırmıştık. Bir tanesi saf madde, ikincisi ise karışım. Dolayısıyla saf madde karışım. Bunlar farklı şeyler. Dolayısıyla bu ifade doğru bir ifade oluyor. Aşağıdaki maddeleri homojen ve heterojen karışım olarak sınıflandırınız demiş. Bir kere hemen baktığımız zaman homojen ve heterojen karışım olarak tuzlu su homojen bir Karışımdır çünkü bir çözeltidir. Tuzlu su çözeltisi. Yani tuz suyun içerisinde o kadar güzel karışmıştır ki göremezsin bile. Peki parfüme baktığımız zaman parfüm de bir homojen karışımdır. Ee, Püskürttüğün zaman sonuçta tek bir e, sıvı şeklinde gözükür. Toprağa baktığımız zaman toprak heterojen bir karışımdır. Niye buradan başlamadıysam Onun başka bir özel bir şey göstereceğim sana. Toprak dediğimiz şeyde mesela taş vardır, çakıl vardır, böcek vardır, ot vardır, işte e, kum vardır. Böyle bir sürü şeyin karışımı ama heterojendir. Böyle ayırabilirsin mesela onun içerisindeki ot parçacıklarını falan filan ayırabilirsin. Peki süte baktığımız zaman bu da heterojendir. Mesela sütü beklettiğin zaman yukarıda kaymağı toplanır. Yağ yukarıda birikir. Aynı zamanda süt e, protein aslında e, taneciklerinin suyun içerisinde dağılmış halidir. Ama heterojen bir şekilde unutmayalım. Geldik şekerli suya. Şekerli su da şeker suyun içerisinde o kadar güzel çözünür ki çözelti oluşturur. Ne demiştik bunların diğer bir adı da? Çözelti de aslında homojen karışımların diğer bir adı. Dolayısıyla e, homojen karışım. Kahveye baktığımız zaman heterojen bir karışımdır. Mesela kahvenin hemen heterojen karışım olduğunu nereden anlarsınız? Telve diye bir şey vardır. Mesela böyle bir e, fincana koyduğun zaman böyle bir kahve koyduğun zaman bu aşağısı böyle birazcık daha yoğundur. Ve yukarılara çıktıkça birazcık daha hafifler. İşte bu telve ve oradan homo, heterojen olduğunu gösteriyor. Her yerine düzgün dağılmadığını gösteriyor. He, e, deniz suyuna baktığımız zaman deniz suyu tuzlu su zaten homojen bir karışım oluyor aslında tuzlu suyla. Aynı zımbırtı... metal paraya baktığımız zamansa aslında bu da e, homojen bir karışım oluyor. Bu metal-metal alaşımlar oluyor aslında. Yani mesela metal parada işte nikel var. ...demir var. Bir arada karışıyorlar... ...ve bunlar metal parayı oluşturuyor. İşte bunlar da alaşım dediğimiz... ...hatta buraya da yazayım... ...metal metal karışımlar diyoruz. Karışımlar ama homojen karışımlar unutmayalım. Hemen buraya bakalım. Yukarıda verilen örneklerle numaralandırılmış yerlere... ...aşağıdaki verilen ifade, maddelerden hangisi... ...gelmeleri demiş. Demir tozu kum karışımını ayırmada nokta nokta yöntemi kullanıyor. Al sana yaptık. Demir tozu kum karışımını ayırmada bak burada mıknatıs yöntemi kullandık. Dolayısıyla mıknatısla ayırma yöntemi kullandık. O yüzden bu ikisini eledik. Geldik devam ediyoruz. Zeytinyağı su karışımını ayırmada hangi yöntem kullanılırdı? Ee, ayırma yöntemi. Harika ayırma hunisi ile ayırma. Bravo diyorum sana. Şimdi burada mıknatısla ayırma dedik. Burada ise ayırma hunisiyle ayırma. Peki ayırma hunisi de yok burada. Ne yapacağız? Şimdi ayırma hunisi dediğimiz sistem aslında şuna dayalı. Şimdi ben bir kaba, bir kaba hatta ayırma hunisini de çizeyim burada. Şöyle bir musluğu var bunun. Ee, burada musluğu var. Bir kaba zeytinyağı ve suyu koyduğum zaman bak evladım. Benim, zeytinyağı yukarıda kalır. Şöyle yukarıda kalır. Ama su aşağıda kalır. Su da aşağıda kalır. İşte bunun temel sebebi nedir diye araştırmış bilim insanları. Buradaki temel sebep suyun yoğunluğu daha fazla. Dolayısıyla aşağıda kalıyor. Yani yoğunluk farkından dolayı su aşağıda kaldığı için ben bu su açınca su akıyor ve yukarıda da yağ kalmış oluyor. O yüzden yoğunluk farkıyla ayırma diyebiliriz. Şimdi... Geldik diğeri tuzlu suyu ayırmada nokta nokta yöntemi kullanılır. Tuzlu suyu nasıl ayırıyorduk evladım? Benim buharlaştırmayla. Buharlaştırıyorduk su gidiyordu tuz kalıyordu. Dolayısıyla cevabımızın C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Geldik hemen. Bu arada eleme mesela çakılla kumu ayırmada kullanılıyor. Aşağıda verilen bilgilerin karşısına uygun atık kontrolü kuruluşunu yazınız demişim. Bazı kuruluşlar var tabii ki atık kontrolü yapıyor. Mesela ambalaj atıklarını değerlendiren kuruluşa biz... Çevko adını veriyoruz. Çevreyi Koruma Vakfı aslında. Aynı zamanda Atık Kağıt ve Geri Dönüşümcüler Derneği dediğimiz vakıfsa AGET yani Geri Dönüşümcüler Derneği Geri Dönüşümcüler Derneği Atık yağların toplanması geri kazanımı veya ortadan kaldırılmasıyla görevli kuruluş da PET der. Burası da petrol e, ürünleriyle bağlantılı bir dernek aslında. Atık yağları kullanılarak aslında ülkenin daha az enerji tüketmesini sağlıyoruz. Atık pillerin toplanması geri kazanımı veya ortadan kaldırılmasına göre bir kuruluşta tap aslında diyebiliriz. Bunları da aklımızda bulunsun diyoruz. Geldik hemen artık ışık sorularımıza. Beyaz ışık prizmadan geçince renklerine ayrışır. Buna göre ortaya çıkan renkleri hemen söyler misin bana? Kutu sayamam. Harikasın kutu sayamamı. Çok iyi bir şekilde ezberlememiz gerekiyor. Harikasın. Hemen sana hatta yazayım. Ku hatta böyle şöyle, şöyle yapalım. To, ondan sonra sarı, sa, e, ya, e, ondan sonra mavi, hop ve mor. Harika kutu sayamam şeklinde ezberleyeceğiz. O zaman sırasıyla yazmış olduk. Uzun uzun yazmama gerek yok artık. Ve burada aslında bir prizma var. Işık prizması var. Beyaz ışık geliyor buradan. Normal bizim güneş ışığı veya işte buldu ortada olan odanın ışığı mesela beyaz ışık ve sonrasında bir ayrılıyor prizmadaki kırılma olayı sayesinde bu kırılmadan şunu anlıyoruz kırılmaya geçiyor zaten kutu sayamam renkleri geldi en fazla kırılan bunu da yazayım bu arada. En fazla kırılan, en az kırılan, en az kırılan renk olduğu için aslında böyle oluyor. Gel koyu renkler açık renklere göre daha çok ışığı soğurur. Yani emer diyeceğiz. içine çeker diyeceğiz. Hipotezini test etmek isteyen Tonguç farklı renklerdeki kumaşlara şekildeki gibi termometreleri yerleştiriyor ve belli bir süre bekletiyor demiş. Buna göre termometrelerdeki sıcaklık değişimleri aşağıdaki hangisi de gibidir demiş. Şimdi Bakalım ama termometrelerin başlangıç değerleri aynıymış. Mesela hepsi 20 derecede diyelim. Tamam mı? Hepsi 20 santigrat derecede, 20 santigrat derecede. Şimdi diyoruz ki biz bunları böyle kumaşların içine yerleştiriyoruz. Bu da nasıl bir kumaşmış bir çirkin gözüküyor. Tamam neyse. Geldik bunları yerleştirdikten sonra ne olur Tonguç evladım benim? Bunların sıcaklıkları güneşin altında kaldığı için mesela ee, burada ne yapmış? Ee, termometre yerleştiriyor. Beni bir süre bekletiyor ve sıcaklık değişimleri e, bakacak diyoruz. Şimdi burada güneşin altında kalırsan hangisi daha fazla ısınır sence evladım Siyah hocam. Harikasın. En fazla mesela bu 30 dereceye çıkar. Peki en az hangisi ısınır? Ee, beyaz hocam. Harikasın. Mesela bu 22 dereceye çıkar. Neden peki? Çünkü bu ışığı daha fazla soğurur. Harikasın. Soğuruyor. Bu da ışığı daha fazla yansıttığı için. Dolayısıyla bu o zaman en fazla sıcaklık sıcak değişimleri hangisinde? Bunda en fazla sıcaklık değişim var. K, -L -M diye sıralayabiliriz. Cevabımızın B seçeneği olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu bütün ışıkları soğurur. Yani mesela üç beyaz ışığın içinde hangi temel renkler vardı? Kıyma değil mi? Kırmızı, e, yeşil, ve mavi. Yani üç tane renk geliyor. Yani bu üçünü birleştirdiğiniz zaman zaten ne oluşuyordu? Beyaz ışık oluşuyordu. Şimdi beyaz ışığı gönderdiğiniz zaman bu üç rengin hepsini soğurur bu. Bu ise hepsini yansıtır. Yani bunların hepsi soruluyor Burada da hepsi yansıyor. Kırmızı, yeşil, mavi hepsi yansıyor diye düşünebiliriz. Peki burada hepsi geldi, hepsi yansıdı. Hatta şöyle yapalım. Kırmızı yeşil ve mavi böyle tutalım. Hop şöyle geldi diyelim. Şöyle geldi diyelim. Hop şöyle yapalım. Hop ve hepsi yansıdı. Burada ise bunların hepsi geldiği zaman hop hangisi geri yansır diye düşündüğümüz zaman sadece ve sadece yeşil yansıyor. Çünkü bu yeşil renk. O yüzden biz bunu yeşil görüyoruz. Yeşil yansıdığı için yeşil görüyoruz. Bu da aklımızın bir köşesinde dursun lütfen. Verilen cisimlerin belirtilen ışık altında hangi renkte görüneceğini yazınız demiş. Şimdi beyaz ışık kırmızı kitap, yeşil ışık kırmızı kitap, yeşil ışık sarı kitap falan filan gibi bir şeyler. Şimdi buraya bakalım. Şimdi kırmızı kitap normal oda ışığında, güneş ışığında hangi renk gözükür Allah aşkına gözünüzde? Kırmızı gözükür hocam. Harikasın. Kırmızı gözükür. Neden? Çünkü beyaz ışığın içerisinde üç temel renk vardı. Kırmızı, yeşil ve mavi. Bu üç tane temel renk. Şöyle yapalım. Nasıl tutabilirim bilmiyorum ama şöyle birazcık şöyle yapalım. Heh, böyle yapalım. Şöyle. Bu üç tane temel renk geliyor böyle. Hop geldi. Ve bu üç tane temel renk beyaz ışıktan geldikten sonra ne olacak? Bunlardan sadece ve sadece kırmızı yansıyacak ve biz bunu kırmızı göreceğiz. Şimdi beyaz ışıkta üç temel renk vardı. Sadece kırmızı yansıdı. Diğerleri ne oldu Allah aşkına bu kitabın üzerinde? Soğuruldu hocam. Harikasın soğuruldu. Hatta kitap ısınır birazcık da onu söylemek istiyorum. Çünkü soğurma dolayı enerji şeklinde içeriye girer. Işık enerjisi ısı enerjisine dönüşür. Buraya baktığımız zaman yeşil ışık geliyor. E kırmızı ışık üzerinde bunlar farklı renkler. Bu kitabı biz ne görürüz biliyor musun? Hiçbir şey geçmeyeceği için ben bu kitabı kırmızı görüyorken aynı kırmızı kitabı yeşil ışık altında siyah görürüm. Yani görmem aslında. Ya, karanlık görürüm. Yani soğurma olduğu için yani bu ışık tamamen burada soğurulur. Dolayısıyla ben bu kitabın siyah olduğunu görebilirim. Buraya baktık. Yeşil ve sarı. Şimdi sarı bir ara renkti. Sarı ara renk olduğu için neyle neyin birleşimiydi? Hemen onu hatırlayalım Tonguç Evladım benim. Kırmızı ve yeşilin birleşimiydi. Yani sarı dediğimiz renk aslında sarı. Kırmızı artı artı şöyle yapalım artı yeşildi sarı. Dolayısıyla Sarının içerisinde hem kırmızı var hem yeşil var. Yeşil ışık gönderdiğimiz zaman yeşil yansıyabilir buradan. Çünkü içinde var bu renk. Yeşil var içinde aslında sarının. O zaman yeşili yansıtır. E ben bu kitabı o zaman ne görürüm? Yeşil renkte görürüm. Yeşil renkte görürüm. Geldik bak. Kırmızı, mavi bunlar farklı renkler. Yani... ...bunlar birbirleriyle ana renkler... ...kıymaydı, kırmızı ve mavi... ...o zaman bunlar da yansıma olmaz... ...direkt sorulur ışık... ...ve bu hiç yansıma olmayacağı için... ...bu kitabı ben siyah görürüm... ...ve bütün ışık sorulur burada... ...yeşil yeşil, yeşilden yeşil yansır... ...çünkü kendi rengini yansıtır... ...renk, yani kitaplar... Ve ...kendi rengi neyse onu yansıtır... ...bak sarıda niye peki yeşil yansıtı... ...çünkü... Sarı aslında kırmızı ile yeşilin karışımıydı. Yani kendi renginde vardı aslında. maviyi yansıtabilir ama mavi gelmiyor ki kırmızı geliyor. O yüzden yansıtmayacak kusura bakma. Yeşil yansıtabilir çünkü yeşil geliyor. Yeşil yansıtamaz çünkü kırmızı yansıtabilir bu arkadaş. Kırmızı kitap olduğu için. Dolayısıyla bu kitabı da yeşil görüyoruz. Burada bir özellik var. Sadece kendi rengini yansıtıyor. Unutmayalım kitaplarımız. Çengel bulmacayı çözünüz demiş. Bakalım hemen. Güneş ışığı prizmada kırıldığında en üstte bulunan renktir demiş. Şimdi güneş ışığı prizmada kırıldığında hangi renkler vardı? Kutu, m, Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. O zaman kırmızı diyeceğiz. O zaman bir kırmızı olacak. Hemen buraya yazıyorum. Kırmızı. Tamam bunu yazdık. Işığın bir cisim tarafından emilmesine denir. Emilmeye ne diyorduk evladım benim? Ee, soğurulma. Harikasın. Soğurulma. Soğurulma diyoruz. Soğurulma adını veriyoruz. Buraya A yazdım. Geldik. Çukur ve tümsek aynaları nokta nokta ayna denir. Çukur ve tümsek aynalar küresel aynaydı. Diğer ayna çeşidi neydi? Düz aynaydı. Bunlarsa küresel aynaydı. Görüntünün düz ve cisimden küçük olduğu ayna Bak düz ve küçük, düz ve küçük sadece ve sadece tümsek aynada oluyordu. Düz ve büyük çukur aynada oluyordu, düz ve küçük tümsek aynada oluyordu diyoruz. Yanda verilen aynanın özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlışı demiş. Şimdi bakalım bir kere görüntü küçük olmuş ve düz olmuş. düz ve küçük olduğuna göre bu hangi tüp aynadır evladım benim? Tümsek ayna hocam. Harikasın. Tümsek aynadır bu doğru. Şimdi Görüntü her zaman düz ve cisimden küçüktür. Evet, tümsek aynada tek bir görüntü çeşidi vardı. Ama çukur aynada ne vardı? Hemen şunu hatırlatayım sana. Çukur aynada aslında düz büyük olabiliyordu. Veya ters olup, ters olup bak büyük, büyük, e, küçük, aynı zamanda aynı boyda. Hepsi olabiliyordu. Tersi her şey olabiliyordu. Çukur aynada dört tane farklı olasılık vardı. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi arabaların yan aynaları örnek olarak verilebilir. Evet tümsek aynaya arabaların yan aynaları veya işte e, kavşaklarda virajlardaki aynalar örnek olarak verilebilir. El feneri, makyaj aynası, dişçi aynası bunlar çukur ayna örnekleridir. Cevabımızın B seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Evet dersimizi bitirdik, sınavımızı bitirdik. İnşallah herkes süper notlar alır. Mutlaka sınavlarınızda çok iyi çalışıyorsunuz ve en iyi notları getiriyorsunuz. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın, yorumlara yollayın bakalım.